bugün itiraf köşemizde Oktay Bey yanımda. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Ben de iyiyim. Böyle erkekler gelince ben bir daha farklı oluyorum. Çünkü erkeklerin itiraf etmesi kadınlara göre daha zor. Evet. Peki nasıl karar verdiniz itiraf etmeye? Yani şöyle söyleyeyim. Patronumun maaşıma zam yapmadığı için ben de karısını baştan çıkartma gibi bir şeyine girmiştim. Efendim? Bir dakika. Bunu tekrar ben bir daha söyletmek istiyorum. Baştan böyle başlayınca bir şey oldu. Bir daha söyler misiniz Oktay Bey? Şu şekilde anlatayım. Patronum maaşıma zam yapmadığı için ben de ona karşı bir tepki olaraktan dedim ki bundan bu paramı almam lazım. Ben de kendime şu şekilde bir yolu ilerledim. Eşini baştan çıkartma girişiminde bulundum. Kaç yaşındasınız Oktay Bey? 30 yaşındayım. 30 yaşındasınız. Evet. Nerede çalışıyorsunuz? Özel bir giyim mağazasında kasiyerlik yapıyorum. Kasiyerlik yapıyorsunuz. Evet. Giyim mağazasında kasiyerlik yapıyordunuz. Burada mı patronunuz? Evet. Ne patronum oldu? Burada... Açıkçası bir iki ay çalıştıktan sonra baktım zam istemeye başladım. Patronum da maaşıma zam yapmadığı için. Peki patronunuz ki, nasıl biriydi, yani nasıl davranırdı size? Ya açıkçası patronumla benim bir sıkıntım yoktu. Ama sadece verdiği ücret birazcık bana yetersiz kaldığından dolayı. Peki siz de, iki ayda hemen zam mı istediniz? Baştan bilmiyor yani muydunuz? En başta dedi ki bir iki ayda bir deneme sürecimiz olsun. Ona göre ben sana dediler bir yükseltme yapacağım dedi. Hı hı. Ya ben de işimde gayet iyi bir geçmişim olduğundan dolayı bu para bana yetersiz bulduğunu düşündüm. Hı hı. Yetmez bana bu dediniz. Evet, yetmez dediğini belirttikten sonra bana yapamayacağını söyledi. Ben bu da benim zam yapamam gitti. Size dedi. Evet. Peki bunun için süre verdim. Mesela 3 ay sonra yaparım, 5 ay sonra yaparım. Bana 2 ay süre içerisinde güzel bir maaş yapacağını söyledi. Güzelmiş. Evet. Bunu da yapmayınca ben de hırs yaparaktan dedim ki bu bana bu şekilde yaptı. Ben de ona işini baştan çıkartarak ona güzel bir ders verme girişiminde bulundum. Peki bu nasıl? Siz çok intikamcı bir insan mısınız? Yani şu şekilde anlatayım. Birazcık öyleyim. Haksızlığa karşı gelemiyorum. Haksızlık olduğunu düşündünüz. Evet. Ben de bir haksızlık mı yapayım dediniz? Yani onun yapmış olduğu şeye karşılık ben de böyle bir intikam alma gereği duydum. Siz bekarsınız. Evet, bekarım. Hiç evlilik geçirdiniz mi? Yani evlilik geçirmedim. Evliliği düşünmüyorum açıkçası. Evlilik bana göre değil. Ha, size göre değil. Aynen. Neden? Yani, neden? Baktığınız zaman sosyal medya platformlarında kadınlara bu kadar ulaşmak kolayken evlilik bence saçma geliyor açıkçası. Yani bu kadar çok kadın varken niye tek kadına bağlı olayım diyorsun? Tek bir kadına neden bağlı kalalım ki? Hep böyle mi düşünüyordunuz? Yok, hayır, kadınlara karşı bir şeyim yok açıkçası. Kadınlarla aram iyidir, erkeklerle aram iyidir ama sadece haksızlık yapıldığı zaman intikam almadan duramıyorum. Hayır, şunu böyle mi düşünüyordunuz? Yani hiç evlenmeyi düşünmediğiniz ya da böyle sabit bir ilişki çok düşünmediğiniz bir şey yok, mi? Yok, hayır. Ya bence evlilik insanı değilim açıkçası. Ya, evlilik değilsiniz. Bana göre değil. Peki şimdi bu patronun karısını görüyor muydunuz orada? Evet, sık sık görüyordum. Sürekli geliyordu. Alımlı bir insan. Güzel bir hanım. Güzeldi. Yaşça benden birkaç yaş büyük olmasına rağmen ne yalan söyleyeyim ilgimi de çekmişti. Ya zaten siz beğeniyordunuz bu hanımefendi. Yani ufaktan her geldiğinde ufak tefek bir olsa da ufak bir görüşmelerimiz olduğundan dolayı ilgimi çekiyordu açıkçası. Peki o size nasıl davranıyordu? Bana karşı da çok iyiydi. Bir herhangi bir ne kötü olarak ne iyi olaraktan çok fazla şey yoktu ama gene de bana karşı ufak bir ilgisi olduğunu düşünüyordum. Bunu da ben koz olarak değerlendirdim. Peki sizi beğendiğini hissediyordunuz yani? Evet. Nasıl hissediyordunuz? Ne yapıyordu mesela? Yani geldikleri zaman nasılsın canım, iyi misin falan tarzında. Canımlı konuşuyordu. Evet, ufaktan böyle bir sıcak yaklaşımlarda bulunduğu için ben de o şekilde böyle bir elimde böyle bir koz oluştuğundan dolayı bunu kullanmak istedim. Peki nasıl böyle adım attınız? Dedin ki bana zam yapılmıyor, ne yapayım diye. Evet. Yani nasıl bir plan kurdunuz? Ondan sonra yavaş yavaş dedim ki bunu dedim eşin dedim baştan çıkartmam lazım. Artık eşi öyle bir bana alıştı ki artık bana yavaş yavaş şu şekilde yaklaşmaya başladı. Dedi senin için dedi boşanmayı düşünüyorum dedi. Bir dakika, o noktaya gelmeden nasıl yani bu ilişki boyutuna geçti? Neler İlişki boyutuna yavaş yavaş buna karşı birazcık daha çok samimi olmaya başladım. Evet. Samimi oldukça aramız daha çok ilerlemeye başladı. Peki o size demiyor muydu aman çok yakınlaşmayalım eşim duyar yanlış anlar? Evet, bunu en başta söylemeye başladı. Ben de intikam alma hevesi olduğumdan dolayı bunu bir şekilde örtbas edip de ona yaklaşımlarıma devam ediyordum. Hı hı. Ne diyordunuz ona mesela? Ya mesela diyordum ki haber olmaz. Kimsenin haber olmaz, sen rahat ol. Ben elimden geldiği kadar senin yanında olacağım diyerekten sürekli onu bir şekilde kendime bağlamaya çalışıyordum. Nerede görüşüyordunuz? Genellikle farklı bir kafelerde veya hafta sonları izinli olduğum günlerde onunla çıkıp
farklı mekanlarda buluşup gezip buluşuyordunuz. O da rahatça buluşuyordu. Evet. Size aşık mı oldu? Yani belli bir süreden sonra artık aşık etme konumuna kadar getirdim. Ondan sonra zaten ne kadar sürdü bu flörtleşme? Bu yaklaşık 4-5 ay kadar sürdü. 4-5 ay boyunca siz, evet, flörtleştiniz, dışarı çıktınız, böyle dolaştınız, evet, farklı şeyler yaşadınız, yakınlaşmalar. Aynen. Peki şimdi tabii sizin bir amacınız var sonuçta, patronun karısını elde etmek. Siz o dönemde bir aşk duygusu hissettiniz mi? Yok, hayır. Ben açıkçası evliliği düşünmediğim için de yani aşk konularını komple kapatmıştım açıkçası kendim görüşümde. Yani bu kadar görüşmeyle, yakınlıkla bir şey hissetmediniz. Evet. Evli olduğunu da biliyorsunuz. Evli olduğunu da bildiğim halde sadece kendime hırs yaptığım için ben bu paramı alacağım diye patronum Zeki Bey'in bana yapmadığı maaşı artık onun Işıl Hanım'dan alıyordum. Nasıl alıyordunuz bu parayı? Bildiğin patronum maaşıma zam yapmadığı için Işıl Hanım benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Işıl Hanım size para mı veriyordu? Evet. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Şuraya gidiyorduk. Bütün hesapları o ödüyordu. Hmm. Bu da benim açıkçası işime geliyordu. Mesela geziyorsunuz, hesapları, evet, Işıl Hanım ödüyordu. Aynen öyle. Atıyorum mesela diyorum ki Işıl'cığım diyorum şunu çok beğendim. Hemen alalım diyerekten bütün ihtiyaçlarımı karşılayaraktan bana çok güzel bir maddiyattan karşılığı. Para veriyor muydu alıyordu size? Para konusunda mesela sıkıştığım zamanlar oluyordu bazen. Buna da diyordum ki ya canım diyordum şu sıralar birazcık maddi durumda konuda birazcık sıkıntıdayım. Bana birazcık destek olur musun diyordum. Açıkçası ne yalan söyleyeyim 5 bin lira 10 bin lira tarzında yardımlar oluyordu. Bu da bayağı bir aylık süreçte bayağı bir para. Aynen öyle. Peki bu sizi böyle mutlu etmeye başladı tabii yani, bir süre sonra. Belli bir süre sonra alışmaya başladım. Bu çok güzel hoşuma gitti açıkçası. Sonra yavaş yavaş intikamımı almak için de bu sefer bana şu şekilde yaklaşımda bulundu. Dedi ki artık dedi senin için dedi boşanmayı düşünüyorum dedi. Peki şunu soracağım. Onun verdiği, size harcadığı para maaşınızdan daha mı çoktu? Maaşımın hemen hemen 3'te 2'si kadarında bir tutar oluyordu açıkçası. Aylık size bayağı bir katkısı oluyordu. Aynen öyle. Şimdi dediniz ki en son nokta ben eşimden boşanıyorum. Yani size çok aşık oldu demek, evet, ki. Çocukları var mı bu arada? Çocukları yok, hayır. Aha. Daha yeni evlenmişler onlar da. Sanırsam herhalde patronum Zeki Bey de çok fazla ilgi göstermediği için başka arayışlarda başka ilgi odakları falan görünce benden de birazcık yaklaşım görünce sanırsam bana o şekilde aşık oldu. Peki bu boşanayım deyince siz ne dediniz? Açıkçası boşanmaya gelince ben orada hayır dedim. Çünkü boşanırsa patronumdan alamadığım maaşı ondan alamayacaktım. Hı hı. Bu şekilde de onu sürekli oyalamaya başladım. Ne diyordunuz? Ya boşanma, daha erken birazcık daha zaman geçirelim. Hı hı. Bu şekilde de yaparaktan onu boşanmaktan sürekli hep erteledim. Peki, erteledikçe dedi parasını çok güzel bir şekilde yedim açıkçası. Bu sizi mutlu etti mi? Yani illaki. Peki şunu soracağım. Ya patronunuz zam yapıyorum şimdi derse, yani deseydi? Yani patronum zam yapıyor deseydi gene devam ederdim. Çünkü daha fazla para yani, olacak. Çünkü bir yandan da karısı Işıl Hanım'dan sevgili tarzında bir şeylerimiz olduğundan dolayı sürekli ondan para yediğim için bu beni daha çok mutlu ederdi. Allah Allah. Ama en başta bana bu şekilde yapmamış olsaydı hiçbir şekilde böyle bir girişime katlanmazdım açıkçası. Peki şu an buraya başvurmanızın amacı ne? Yani şu an buraya başvurmamın amacı ne yalan söyleyeyim ben artık sıkılmaya başladım. Hı hı. Sürekli eşi baskı yapmaya başlayınca yeter dedim yani belli bir yerden sonra artık bunu itiraf etmem lazım ki üstümdeki bu yükü atayım. Söylediniz mi Işıl Hanım'a? Yani Işıl Hanım'a da bunu anlattım. Dedim ki bak bu şekilde dedim olmuyor. Tamam çok güzel gidiyoruz. Tamam ben artık bu durumu da anlattım ona. Bu sefer o kabullenememeye başladı. Kabullenemeyince de... Hangi durumunu anlattınız? Hangi durumu anlattınız? Hangi durumu anlattım? Atıyorum mesela dedim ki artık da ben dedim istemiyorum seni dedim. Belli bir yerden sonra sıkılmaya başladım. Hı hı. Ben farklı bir arayışlara girmeye başlayınca bu sefer Işıl Hanım da tepki göstermeye başladı. Hı hı. Bu sefer sürekli peşime... Peşinize takıldı. Peşime takıldı. Baktım ki peki yapamıyorum. İşten ayrıldınız mı siz? İşten ayrıldım sonra belli bir süre sonra. Işıl Hanım baktım iyicene ortalığı karıştıracak. Ben de kendimi oradan uzaklaştırmak istedim. Baktım ki işten ayrıldığım halde bana bu şekilde de tekrardan gene baskılar yapmaya başlayınca... Ne baskısı yapıyor? Ne diyor size? Artık sen benimsin. Artık onu istemiyorum. Eğer beni bırakırsan kendimi intihar ederim, seni öldürttürürüm tarzında sürekli şeylerde bulunuyor. Tehdit ediyor sizi devamlı. Siz ne diyorsunuz? Ben de tamam diyordum. Sürekli onu yatıştırmak için koşuşturuyordum açıkçası. Baktım olacak gibi değildi. Ben de size başvurmayı düşündüm. Peki patronunuzun hiç haberi oldu mu bundan? Patronum açıkçası hiç haberi olmadı. Hı hı. Ne yalan söyleyeyim o kadar çok iş yerinde denk geldiğimiz halde bile kendimizi ona göre ayarlamıştık.
Hiç ne o bozuntuya veriyordu ne ben bozuntuya veriyordum. Normal bir arkadaşmış gibi, patron çalışan gibi kendimizi ayarlıyorduk. Şu an çalışıyor musunuz? Şu an çalışmıyorum, hayır. Peki nasıl geçiniyorsunuz şu an? Yani ne yalan söyleyeyim, şu an Işıl Hanım'ın bana yapmış olduğu o yardımlar sayesinde güzel bir yatırım yapmıştım. Ha, yatırım yaptınız, bayağı para harcadı, evet, size o zaman Işıl Hanım. Yaklaşık bir 80-100 bin kadar bir yardım olmuştu bana. Onları da ben kenara atmıştım. Hı hı. Onlarla kendimi yavaş yavaş idare ediyorum açıkçası. Ben hep bu tarz durumlarda şunu merak ederim. Gece yattığınızda neyi düşünüyorsunuz? Açıkçası şu şekilde konuşmak gerekirse, hiçbir yerde böyle haksızlık duruma düşmeyeceğim güzel bir iş ortamı nerede bulabilirim diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Baktığımız zaman iş hayatımızda olsun, çoğu yerde hep haksızlığa vuruyoruz. Hı hı. Bu haksızlık da artık benim dayanma noktama geldiğinden dolayı artık dayanamıyorum. Ben de bir şekilde insanlara karşı bu şekilde tepkimi gösteriyorum. Peki kendinizin haksızlık yaptığını düşünüyor musunuz? Yani bana yapmadığı için ben de ona bu şekilde yaptığımı düşünüyorum. Yani kendinizi kötü olarak görmüyorsunuz. Aynen. Ama mesela sizin kız kardeşiniz aynı şey yapılsa ne hissederdiniz? Açıkçası zoruma giderdi. Hı hı. Yalan değil. Zoruma giderdi ama eğer ki haksızlık yapılıyorsa... Hı hı. Hak etmiştir. Hı hı. Ama milletin hakkına girmiyorsa bence yapılmaz. Yani siz diyorsunuz ki hak ettiği için de böyle bir şey var. Aynen, hak ettiği için ben de ona böyle bir ders vermek gereği duydum. Peki Işıl Hanım hala size yazıyor. Evet, şu an hala yazıyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Yani elimden geldiği kadar uzaklaşmaya çalışıyorum artık Işıl Hanım'dan. Hı hı. Çünkü bu belli bir yerden sonra iyicene iş çığırından çıkmaya başladı. Hı hı. Bunu da artık istemiyorum ben. Peki ya Işıl Hanım eşine söylerse bu durumu? Eşine söylerse açıkçası yapacak bir şeyimiz yok. Hı hı. Neyse, artık cezamız onu çekeceğiz büyük ihtimalle. Hı hı. Artık bunu da artık ben geçtim. En baştaki durumları birden anlatabilirim yani Zeki Bey'e de. Peki Işıl Hanım size şöyle bir teklifle gelse, sana ayda 80 bin. Kabul eder misiniz? Ne konuda? Birlikteliğimize devam edelim. Yani şu şekilde 80 bin. Ben açıkçası para düşkünü bir insan değilim. Öyle mi? Paraya çok önem vermiyorum ama bana yaptığı bu haksızlıktan dolayı ben ona bu şekilde maddiyattan dolayı yaklaştım. Hı-hı. Yoksa onun haricinde kendi ihtiyaçlarımı bir şekilde karşılıyorum. Hı-hı. Peki bu sizce Işıl Hanım'a, diyelim ki patronunuz haksızlık yaptı size. Işıl Hanım'a haksızlık değil mi? Işıl Hanım'a haksızlık, evet. Ama patronumdan başka türlü ders alamayacağım için... Hı-hı. Yani ona karşı bir intikam duygusuyla başka bir şey, ona zarar veremeyeceğim için dedim ki en mantıklı olan İşini baştan çıkarmak. Ama kendi içsel duygularınız ve haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz için başka bir insana, hiç suç olmayan bir insana zarar verdiniz. Evet, o konuda haklısınız. Hı hı. Yani masum bir insanın günahına girmiş oldum. Evet. Onun da farkındayım. Ama onun için inanın ki yapacak hiçbir şeyim yok. Pişman mısınız? Hayır, değilim. Tekrar olsa tekrar yapar mısınız? Tekrar haksızlık yapsalar tekrardan aynı şeyleri yaparım. Yani başka birini, hiç alakası olmayan birini de bu yolda harcarım diyorsunuz. Eğer haksızlık yapılmadığı sürece hiçbir şekilde hiçbir insanın günahına girmem. Peki ne kadarlık zam istemiştiniz? Hangi, ne kadar bir para için bunu yaptınız? Yaklaşık benim maaşım o zamanlar 30 bin civara bir şeydi. Ben ondan dedim ki bu ücret bana yetersiz. Benim almam gereken ücret 40-45 bin arası dedim. Bunu dedi ben yapamam dedi. 15 bin TL zam istediniz. Aynen. Aslında. Bunu da bana yapmayınca ben de intikamımı eşinden almak gereği duydum. Hı hı. Peki bundan sonra geldiniz, burada da yüzünüz gözüktü, anlattınız. Kadınlar sizden uzak durur ya da size kötü gözle bakar diye düşünüyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim, kadınlara karşı benim bir sıkıntım yok. Kadınları da erkekleri de olsun severim. Hı hı. Ama böyle olacağını düşünmüyorum açıkçası. Kötü olacağını, kötü yansıtılacağımı düşünmüyorum hiç. Peki sizce kötülük ne demek? Bence kötülük, açıkçası bir insanın, masum bir insana zarar vermek kötülüktür bence. Siz öyle yapmadınız mı? Evet, yaptım ama ben bir sebep uğruna yaptım. Yoksa onun harici... Ama sebebiniz patrona karşıydı. Evet. Karısına karşı patronuma değil. Patronuma zarar vermem için de en yakın olaraktan eşi vardı. Hı hı. Bu sebepten dolayı eşine zarar verme gereği duydum. Bundan sonra inşallah bu tarz intikamlardan uzak kalmanızı inşallah uzak kalırsınız diye düşünüyorum. Çünkü hatalar hiçbir zaman hatayla kapanmaz. Hele ki başka biri, bir yakını cezalandırılırsa, hiç suçla bağlantısı bile olmayan, en kötüsü de budur bence. Ben her zaman şöyle derim, ilahi adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmaz. İntikamını bırak sen alma, hayat senin için alsın. Tekrar bir itiraf köşesinde görüşmek üzere.